26. hafta gebelik. 26. hafta gebelik sürecinde bebeğin ve anne adayının vücuttaki değişimleri, beslenme, egzersiz önerileri ve duygusal değişimler oldukça önemlidir. Ayrıca bu dönemde görülen semptomlar, bebeğin kilosu ve boyu, ultrason incelemesi, besin takviyeleri ve uyku düzeni konularına da dikkat etmek gereklidir. Ayrıca doğum öncesi hazırlıklar da unutulmamalıdır. Tüm bu detaylar 26. hafta gebelik sürecinde anne adayları için büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, 26. hafta gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve yaşanan değişimler hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Gebelikte 26. hafta, bebeğin gelişimi. Gebeliğin 26. haftasında bebeğinizi taşımanın keyifli bir dönemine girdiniz. Bebeğiniz hızla büyümeye devam ediyor ve artık yaklaşık olarak 35 cm boyunda ve 800 gram ağırlığında. Bu haftalarda bebeğinizin akciğerleri hava ile dolmaya başlayacak ve solunum için gerekli olan refleksler gelişmeye devam edecek. Ayrıca bebeğinizin gözleri kırpma refleksine sahip olacak ve duyuları daha da gelişecek. Annenin karnındaki bebek hareketleri de daha belirgin hale gelebilir. Bebeğinizin kalp atışlarını duymak artık daha kolay olabilir. Bu dönemde bebeğinizin cildi kırışık olsa da yağ depolamaya başlayacak ve giderek daha dolgun bir görünüm kazanacak. Bu haftalarda bebeğinizin gelişimi dışında, annenin vücudundaki değişimlere de dikkat etmek önemlidir. Düzenli doktor kontrolleri ve sağlıklı beslenme bu dönemde oldukça önemlidir. Unutmayın, bu özel süreçte hem bebeğinizin sağlığı hem de sizin sağlığınız son derece kıymetli. Anne adayının vücudundaki değişimler. 26. hafta gebelik döneminde vücudunuzda birçok değişim yaşanır. Bu süreçte vücut ağırlığınız artmaya devam eder ve bu da bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Ayrıca, vücudunuzda oluşan hormonal değişiklikler yorgunluk hissine sebep olabilir. Bu dönemde kan hacminiz arttığı için hafif ödeme neden olabilir. Özellikle ayak bileklerinizde ve ellerinizde şişmeler olabilir. Bu durumda yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak ve dinlenme esnasında ayaklarınızı yukarı kaldırmak ödemi azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, 26. hafta gebelikte sindirim sisteminizde yavaşlama olabilir. Bu durum kabızlık sorununa neden olabilir. Bol su içmek ve lifli gıdalar tüketmek sindirim sisteminizi düzenleyebilir. Hamilelik hormonları cildinizde de değişikliklere neden olabilir. Özellikle yüz, koltuk altı ve kasıklarda koyu renk lekelenmeler oluşabilir. Güneşten korunmak ve nemlendirici kullanmak bu durumu hafifletebilir. 26. hafta gebelik sürecinde vücudunuzda yaşanan bu değişimlere uyum sağlamak için düzenli doktor kontrolleri ve sağlıklı beslenme önemlidir. Beslenme ve egzersiz önerileri. Hamilelik sürecinde sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz çok önemlidir. Özellikle 26. haftada, bebeğin ve anne adayının sağlığı için bu konulara dikkat etmek gereklidir. İşte 26. hafta gebelikte beslenme ve egzersiz önerileri. Beslenme önerileri. Dengeli bir beslenme düzeni oluşturun. Protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin besinleri tüketmeye özen gösterin. Bol miktarda taze meyve ve sebze yiyin. Özellikle lif açısından zengin olanları tercih edin. Protein kaynağı olan yumurta, balık, tavuk gibi besinleri düzenli olarak tüketin. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Egzersiz önerileri. Gebelik egzersizleri yapmaya devam edin. Yürüyüş, yüzme veya hamile yogası gibi aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Düzenli egzersiz, kilonuzu dengelemenize ve vücudunuzu güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Egzersiz yaparken aşırı zorlanmamaya ve uzman bir doktora danışmaya özen gösterin. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gelecekteki doğum ve bebeğinizin sağlığı için oldukça önemlidir. 26. hafta gebelikte bu önerilere dikkat ederek hem kendinizi hem de bebeğinizi sağlıklı tutabilirsiniz. 26. haftada görülen semptomlar. 26. hafta gebelik sürecinde birçok kadın belirli semptomlar yaşayabilir. Bu semptomlar genellikle normaldir ve endişelenecek bir durum oluşturmaz. İşte 26. hafta gebelikte sıkça görülen semptomlar.
Mide yanması ve hazımsızlık, rahmin büyümesi nedeniyle mideye daha fazla baskı yapıldığından, mide yanması ve hazımsızlık hissi artabilir. Sırt ağrıları, artan ağırlık ve vücuttaki hormonal değişiklikler sırt ağrılarına neden olabilir. Kabızlık, sindirim sisteminin yavaşlamasıyla kabızlık problemi yaşanabilir. Bol su içmek ve lifli gıdalar tüketmek bu sorunu hafifletebilir. Varis ve hemoroidler, dolaşım sistemi üzerindeki baskı nedeniyle varis ve hemoroidler daha belirgin hale gelebilir. Bu semptomlar genellikle normal olsa da, aşırı şiddetli veya endişe verici bir durumda doktorunuza danışmaktan çekinmeyin. Sağlıklı bir gebelik için düzenli doktor kontrolleri ve doğru beslenme önemlidir. Bebeğin kilosu ve boyu. Gebeliğin 26. haftasında bebeğin gelişimi hızla devam etmektedir. 26. hafta gebelik sürecinde bebeğin kilosu ve boyu anne adayı üzerinde belirgin bir etki yaratmaktadır. İşte bu dönemde bebeğin kilo ve boy gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler. Bebeğin boyu ortalama olarak 35 ila 37 cm arasında olup, yaklaşık olarak kavun büyüklüğündedir. Bebeğin kilosu ise yaklaşık olarak 750-900 gram arasındadır. Kas ve yağ dokusu gelişmeye devam ederken, cilt altı yağ tabakası da oluşmaya başlar. Bebeğin boyu ve kilosu gebelik sürecinin bu döneminde hızla artacağı için sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersize devam etmek son derece önemlidir. Bu dönemde bebeğin kilosu ve boyu, anne adayının gebelik sürecindeki beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. Sağlıklı bir gebelik süreci için düzenli doktor kontrollerini ihmal etmeden, dengeli beslenmeye ve düzenli egzersize özen göstermek önemlidir. Gebelikte duygusal değişimler. Hamilelik süreci sadece fiziksel değişikliklerle sınırlı değildir. Aynı zamanda anne adayları üzerinde önemli duygusal değişimlere de neden olabilir. 26. hafta gebelik döneminde birçok kadın duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir. İşte bu dönemde sıkça karşılaşılan duygusal değişimler. Sevinç ve heyecan, bebeğin hareketlerini daha net hissetmeye başladığınız bu dönemde, anneler genellikle bebeğin büyümesine olan sevinçlerini ve heyecanlarını daha fazla hissederler. Endişe ve korku, doğuma doğru yaklaşırken, anne adayları doğumla ilgili endişeler ve korkular yaşayabilir. Bu oldukça normaldir ve çoğu kadın bu dönemde bu duygularla baş etmeyi öğrenir. Duygusal hassasiyet, hormonal değişiklikler, hamilelikte duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Anneler, normalde olduğundan daha duygusal hissedebilirler. Bağlılık ve koruma duygusu, bebeğe olan bağlılık ve onu koruma isteği 26. hafta gebelikte artabilir. Bu dönemde anneler, bebeğin doğum sonrası ihtiyaçlarını karşılamak ve ona en iyi şekilde bakmak isterler. Hamilelikte duygusal değişimler normaldir ve birçoğu kadın için geçicidir. Ancak duygusal destek ve anlayışın önemi büyüktür. Partneriniz, aile üyeleri ve arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşarak destek alabilirsiniz. Unutmayın, bu duygusal değişimler tamamen normaldir ve geçici bir süreçtir. 26. hafta ultrason incelemesi. 26. hafta gebelik döneminde, bebeğin gelişimi ve sağlığı için yapılan ultrason incelemesi oldukça önemlidir. Bu inceleme sırasında bebeğin gelişimi detaylı bir şekilde takip edilir ve olası sorunlar erken tespit edilir. Ultrason incelemesi sırasında bebeğin kilosu, boyu, organ gelişimi ve kalp atışı incelenir. Ayrıca bebeğin cinsiyeti de bu aşamada net bir şekilde görülebilir. Bu inceleme aynı zamanda bebeğin rahim içindeki duruşunu, plasentanın konumunu ve anne adayının rahminde herhangi bir anormallik olup olmadığını da gösterir. Ultrason incelemesi, anne adayı ve bebeği için büyük bir önem taşır. Bu aşamada bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediği kontrol edilir ve anne adayı için de psikolojik olarak rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu inceleme, 26. hafta gebelik döneminde bebeğin ve anne adayının sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu aşamada ultrason incelemesi sonucunda elde edilen veriler, bebeğin gelişimi ve sağlığı hakkında önemli ipuçları sunar ve doğum öncesinde alınması gereken önlemler konusunda faydalı bilgiler sağlar.
Bu nedenle 26. hafta ultrason incelemesi gebelik sürecinin önemli bir aşamasını oluşturur. Gebelikte alınması gereken besin takviyeleri. Gebelik sürecinde sağlıklı beslenme bebeğin ve annenin sağlığı için büyük önem taşır. 26. hafta gebelik döneminde alınması gereken bazı önemli besin takviyeleri bulunmaktadır. Bu dönemde anne adayının vücudu için ekstra destek sağlamak adına aşağıdaki besin takviyeleri önerilmektedir. Folik asit, bebeğin omurga ve beyin gelişimini destekler. Genellikle doğal olarak besinlerle alınsa da doktor önerisiyle folik asit takviyesi alınabilir. Demir, gebelikte demir eksikliği sık görülür. Demir takviyesi, hemoglobin seviyesini dengelemeye ve anemi riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum ve D vitamini, bebeğin kemik gelişimi için önemlidir. Günlük kalsiyum ve D vitamini ihtiyacını karşılamak için takviye alınabilir. Bu besin takviyelerinin kullanımı için mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz, gebelik sürecinize ve ihtiyaçlarınıza göre size uygun takviyeleri önerecektir. Sağlıklı bir gebelik için düzenli olarak doktor kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, sağlıklı beslenme ve düzenli takviyeler, bebeğinizin sağlıklı gelişimi ve sizin de sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeniz açısından oldukça önemlidir. 26. hafta hamilelikte uyku düzeni. Hamilelikte 26. hafta geldiğinde, birçok anne adayı uyku düzeninde değişiklikler yaşayabilir. Bebeğin hareketliliği, artan kilo ve hormonal değişiklikler nedeniyle uyku konusunda zorluklar yaşanabilir. İşte bu dönemde daha iyi bir uyku için dikkat edilmesi gereken noktalar. Rahat bir uyku pozisyonu, bu dönemde sırt üstü yatmak yerine yan yatmak, özellikle sol tarafa yatmak, bebeğin ve anne adayının kan dolaşımı için daha iyidir. Yatmadan önce rahatlama, yatmadan önce sıcak bir duş almak, hafif bir yürüyüş yapmak veya meditasyon gibi rahatlama tekniklerini denemek, uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Doğru yatak ve yastık seçimi, hamilelik yastığı veya vücuda destek sağlayan yastıklar ile rahat bir pozisyon bulmak daha kolay olabilir. Kafein ve ağır yemeklerden kaçının, gece yatmadan önce aşırı kafein tüketmek veya ağır yemekler yemek, uykusuzluğa neden olabilir. Bu önerilere dikkat ederek, 26. hafta gebelik döneminde daha rahat bir uyku düzeni oluşturmak mümkün olacaktır. Unutmamanız gereken en önemli nokta ise her kadının yaşadığı deneyimlerin farklı olabileceğidir. Eğer uyku sorunları devam ederse veya rahatsızlık hissederseniz, doktorunuzla konuşmayı unutmayın. Doğum öncesi hazırlıklar. Hamileliğin 26. haftasında doğum öncesi hazırlıklara başlamanın zamanı geldi. Doğum öncesi hazırlıklar, bebeğin sağlıklı ve konforlu bir şekilde dünyaya gelmesi için oldukça önemlidir. İşte dikkate almanız gereken bazı noktalar. Doğum planı, doğum öncesi planınızı yapmaya başlayın. Hangi hastanede veya doğum merkezinde doğum yapmak istediğinizi belirleyin. Acil durum planları yapın ve doğum çantanızı hazırlayın. Eğitim programları, doğum öncesi eğitim programlarına katılarak doğum süreci hakkında bilgi edinin. Doğum teknikleri, nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri konusunda eğitim almak faydalı olacaktır. Bebeğin odası, bebeğinizin odasını hazırlamaya başlayın. Mobilyalarını seçin, temizleyin ve düzenleyin. Bebeğinizin ihtiyaç duyacağı her şeyi hazırlamak için zaman ayırın. Emzirme hazırlıkları, eğer emzirmeyi planlıyorsanız emzirme ekipmanlarını temin edin. Göğüs pompası, emzirme pedleri, sütyenler gibi malzemeleri hazırlayın. Doğum öncesi hazırlıkları yaparken stresi minimumda tutmaya çalışın. Kendinize zaman ayırın ve desteğe ihtiyacınız olduğunda yakınlarınızdan yardım istemekten çekinmeyin.